Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Elif! Zeynep! Düşürdüm. Stop! Hey, stop dedim, durun! Renk söyle Zeynep. Bir saniye. Olamaz, yine tabletini çıkardı. Hadi Zeynep. Tamam, bir saniye. Şimdi bulamayacakları rengi söylemeliyim. Çok sıkıldım. Zeynep, rengi söyler misin artık? Tamam, buldum. Turkuaz. Turkuaz mı? Kıyafetlerimizde de yok. Ha? Aa! Aa, Çınar bizi çağırıyor. Ah, Çınar yardımımıza yetişti. Hadi gidelim. Merhaba koca Çınar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz Çınar. Ama Zeynep'in istopta söylediği rengi bulamayacağız galiba. Kesin yine araştırıp en zorunu bulmuştur. Çocuklar, oyununuzu bölmek istemezdim. Yoksa Gürgen harekete mi geçti? Ona son yaptığınızdan dolayı çok öfkeli. Evet, hatırlıyorum. Çok kızmıştı bize. Sanırım yeni kötülükler peşinde. Güzel oldu gerçekten. Azmi, sen de baksana. Bakayım patron. Ah, yırtıldı. Ne yaptın sen? Ne yaptın şaşkın? İstemeden oldu patron. Hemen 100 tane şınav çekiyorsun. Ama patron, ben en fazla 4 tane çekebiliyorum. Dediğimi yap. Peki. 1, 8. Bu sefer nereye saldırıyoruz patron? Galata Kulesi'ne. Neden orayı seçtin peki? Neden? Geçenlerde Hasan'la yolda yürüyorduk. Hasan. Efendim. Sen benim dünyanın ilk uçan insanı olduğumu biliyor muydun? Senin yüzünden. Hayır, bilmiyordum. İyi, şimdi öğrenmiş oldun. Dünyada ilk uçan insan sen değilsin ki. Nasıl? Sen ciddi misin? Evet, ciddiyim. Yüzlerce yıl önce ilk defa Hezarfen Ahmet Çelebi uçmuş. Ne? Hem de Türk mü? Türk tabii, ne sandın? Takmış kanatlarını ta Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuş. Demek ki öyle. Eğer Galata Kulesi'ni ortadan kaldırırsam tarihteki ilk uçan insan Ahmet Bey değil ben olurum. Hem böylelikle bu hikayeyi tarih sahnesinden silip tarih dersini de rahatlıkla geçerim. Neden güldün? Hiç, aklıma bir fikir geldi de. İşte sebebi bu. Göğsünü yere değdir. Om. Hadi harekete geçelim. Kalk ayağa, uyuşak. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ben çok dikkatliyim. İnşallah Ali de öyledir. Neden olmayacakmışım? Bilmem. Uyarmak istedim sadece. Çınar, neler oluyor? Beklediğimiz gibi. Gürgen harekete geçti. Nerede peki? Ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen çabuk ol Çınar. Elimden geleni yapıyorum çocuklar. Tamam, Galata Kulesi'ndeler. İnanamıyorum. Ben tahmin etmiştim. Orası müthiş bir yer. Acele edip yola çıksak mı artık? Elif haklı. Arkadaşlar, dikkatli olun, tamam mı? Merak etme Çınar. Burada çay içmeyi çok severim Azmi.
Ben de çok sevdim patron. Biliyor musun Azmi? Ben Galata Kulesi'ne hiç çıkmadım. Aa, neden patron? Ben bile çıktım. 30 sene önce söz vermiştim. Tarih dersinden geçince kuleye çıkıp kendimi ödüllendirecektim. O gün bugün çıkamadım işte. Ağlama Azmim. Ağlama yiğidim. Neyse, planımıza dönelim. Dönelim patron. Galata Kulesi'ni bir füze gibi uzaya göndereceğiz. Aa, benziyor da zaten. Ama bunu nasıl yapacağız? Ne demek ki nasıl? İşte bununla. Ta 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 tam. Şu gördüğün aletin adı Gökyalan 4210. Son teknoloji ve bundan toplam 5 tane var. 4'ünü kuleye bağlayacağız. 5.'si de yedek olarak yanımızda kalacak. Oo, çok heyecanlı patron. Ama öncesinde bir şey yapmalıyım. Ne yapacağız patron? Gel benimle. İşte geldik. Şimdi ne yapacağız? Zeynep, bizi bilgilendirir misin? Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biriymiş. Oo, yüzlerce yıl önce yani. Evet Elif, ilk yapıldığında da Fener Kulesi olarak kullanılmış. Yüksekliği kaç metre peki? Yaklaşık 70 metre. 70 metre mi? Arkadaşlar ben çıkmasam olur mu? Olmaz, Yürgen'i bulmalıyız. Peki o nerede? Burası çok güzelmiş Azmi. Şu manzaraya baksana. Her yeri görebiliyoruz. Kız Kulesi'ni görüyor musun patron? Görüyorum. Sıra ona da gelecek, merak etme. Hiç boş durmuyorsun patron. Ne sandın? Bu arada amma da yüksekmiş. Evet patron. Özalfen Ahmet Bey korkmadan nasıl atlamış acaba? Hem de ta buradan karşıya kadar uçmuş. Allah Allah. Gene gelmişler. Kim gelmiş patron? Mehmet ve arkadaşları. Bakın işte oradalar. Koşun. Geliyorlar Azmi. Ne yapacağız peki? Kaçacağız. Hani neredeler? Aşağıdalar. Geliyorlar. Koş Azmi, koş. Olamaz. Yine mi? Biz buradayız. Bu sefer ikiye ayrılalım. Ben Zeynep'le merdivenden çıkacağım. Siz de asansörle gelin. Patron? Bu sefer onları kandıramayız. Başka bir yol deneyeceğiz. Ben yapamam patron. Tamam. Burada kal da o zaman yakalasınlar seni. Peki ben de geliyorum. Hazır mısın? Değilim. Hadi o zaman. Aferin Azmi. İlk defa işe yaradın. Beni iyi korudun ha. Şimdi bir an önce roketleri yerleştirmeliyim. Ah, başım. Şimdi de zaman ayarlarını yapayım. Tamamdır. Gel şimdi şu kenardan gösteri izleyelim Azmiciğim. Burada bir roket var. Bir tane de burada. Tam 4 tane var. Arkadaşlar hepsi zaman ayarlı. Son 1 dakika kalmış. 4'ümüz birden uğraşırsak yetişemeyebiliriz. Ayrılalım. Tabletimle sistemi iptal edebilirim.
Bir filmde izlemiştim. Kablolardan doğru olanı kesersem durdurabilirim. Ama hangisini kesmeliyim? İnşallah bu kez de işe yarar. Ben ne yapacağım? Acele etmeyin çocuklar. Sayemde siz de Galata Kulesi ile birlikte uzaya çıkarsınız. Dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Son 30 saniye. Ben hazırım. Ben de. Ben de. Benimki tamam. Başka şansım yok. Kırmızıyı keseceğim. Yaşasın! Benimki de tamam. Yine işe yaradı. Hadi Mehmet, sıra sende. Son 10 saniye Mehmet. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. 5 4 Bir şeyler yap Mehmet. 3 Tehlike anında durdurmak için kırmızı tuşa basınız. Buldum. 2 1 Durdu. Yaşasın. Oldu işte. Durdu mu? Tebrikler Mehmet. Ucuz kurtulduk. Şimdi sıra sana geldi Gürgen. O işi ben hallederim. Şimdi görürsün sen. Neler oluyor patron? Roket çalıştı Azli. Amanın son bir saniye. Canınız Azli. Sen fena mesleğinden daha iyi uçuyorum ama bundan hiç mutlu değilim. Aferin çocuklar. İstanbul'u yine kurtardınız. Bu sefer Gürgen'in sayesinde oldu. Kendi yaptığı roketi tehlike anında durdurma tuşu koymuş. Neden attın Zeynep? Çünkü mor rengi hala bulamadın. Ebe artık sensin.